Hatice Saadet Derviş desem belki size bir şey hatırlatmaz. Hatice Suat Derviş desem belki. Ama Fosforlu Cevriye desem eminim ki hepiniz kimi kastettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Evet, Suat Derviş. İstanbul 1905 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye'nin öncü gazetecilerinden biri ve dönemin en üretken yazarlarındandır. Gazetecilik mesleğine Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde başlamış, muhabirlik, köşe yazarlığı ve editörlüğü yapmıştır. Fosforlu Cevriye ve Ankara Mahpusu başta olmak üzere 30'a yakın roman, pek çok hikaye, makale, eleştiri ve çevirileri vardır. Eserleri yabancı dillere çevrilen ilk Türk kadın yazarlardandır. Adı toplumcu gerçeklik ile birlikte anılır. Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci, ilk basın sendikasının 5 kurucusundan biri ve ilk başkanı, Devrimci Kadınlar Birliği'nin de kurucusudur. Kadın hakları, demokrasi alanlarında mücadele etmiş bir aktivisttir aynı zamanda. İstanbul'un moda semtinde resmi kayıtlarda doğum yılı olarak 1903 olarak kaydedilmişse de 1905 yılında dünyaya geldi ve varlıklı bir ailenin ortanca çocuğuydu. Annesi ona Hatice Suat adını koydu ancak Suat erkek ismi olduğundan kayıtlara Hatice Saadet olarak geçti. Babası Darülfünun'un kurucularından kimyager, müşir, Derviş Paşa'nın oğlu, tıp profesörü İsmail Derviş Bey, annesi ise Abdülmecid'in mabencilerinden Kamil Bey'in kızı Esna Hanım'dır. Osmanlı'da telefon idaresinde çalışmaya başlayan ilk kadınlardan Hamiyet Hanım'ın da kardeşidir. Çocukluk çağında dedesi Kamil Bey'in ısrarıyla okula gitmek yerine Hamiyet Hanım'la birlikte evde özel eğitim gördü, Fransızca ve Almanca öğrendi, eğitimle Kadıköy Numune Rüştiyesi'nde ardından Darül Fünun'da devam etti. Çocukluğundan itibaren yazmaya ilgi duydu. Hezeyan başlıklı mensur şiirini çocukluk arkadaşı Nazım Hikmet 1918'de Alemdar Gazetesi'nin edebiyat ekine göndererek yayınlattı. Bu onun yayınlanan ilk eseridir ve henüz çocuk yaşta olan Suat Derviş edebiyat dünyasına Mehmet Rauf tarafından hassas bir ruha sahip ve olgun bir müellifin habercisi olarak tanıtıldı. Bu yıllarda Nazım Hikmet'le arkadaşlığının şairin ona duyduğu tek taraflı bir aşka dönüştüğü de iddia edilir. Hatta şair Nazım Hikmet 1920'de Gölgesi adlı şiirini Suat Derviş'e ithafen yazmıştır. Suat Derviş'in ilk romanı olan Kara Kitap 1921 yılında basıldı. Edebiyat dünyasında hayret şaşkınlıkla karşılanan bu eserde ölüme mahkum güzel ve hassas bir genç kızın son nefesine kadar ki yaşam arzusunu belirten iç seslerini ve duygularını anlattı. 1923'te yazdığı Hiçbiri romanını Ne Ses Ne Bir Nefes ve Bir Buhran Gecesi, yine Fatma'nın Günahı, Gönül Gibi ve Latin harflerle birlikte yazdığı ilk eseri olan Emine adlı romanları izledi. Bu romanlarında İstanbul'un üst düzey yaşamından kesitler sundu, ilişkileri anlattı. Kadının toplumsal konumunu, özgürlük talebini irdeledi. Ne Bir Ses Ne Bir Nefes romanı Ahmet Taşin ve Mehmet Rauf'tan büyük övgüler aldı ve 1925'te ilk hikayeleri Almanca'ya çevrildi. Suat Derviş ilk romanı yayınlandığı sırada Alemdar Gazetesi'nde çalışmaktaydı. 1922'de Ankara Hükümeti'nin temsilcisi olarak İstanbul'a gelen Refet Bey'e ilk röportajı Alemdar Gazetesi için yaptı. Refet Paşa röportajının ardından sonra Alemdar'dan ayrılıp İkdam'a geçti. Fransızcası çok iyi olduğu için 1923 yılında Lozan Konferansı'nı izleyip aktarmakla görevlendirilen gazeteciler arasında yer aldı. Bu görev nedeniyle Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci ünvanını aldı. 1922 yılında İktam Gazetesi'nde bir kadın sayfası hazırlayarak bu konuda da öncü oldu. 1919-1933 yılları arasında kim vesilelerle
belli aralıklarla yurt dışında bulundu. İlk defa Almanya'ya gidişi ve hangi yıllarda orada yaptığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Fakat farklı çalışmalarda farklı tarihler verilir. Kimi tarihlere göre 1919'da Berlin'e gitti, kimine göre 1927'de konservatuar eğitim için kardeşi Hamiyet Hanım'la birlikte Almanya'ya gönderildi. Berlin'de Sternisches Konservatuarında piyano dersleri aldı ancak bir süre sonra ailesinden habersiz Berlin Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Suat Derviş Hanım anılarında babasının ölümüyle Türkiye'ye dönene kadar Berlin'de gazete ve dergilerde çalıştığını belirtmiş ve Almanya yıllarını gazetecilik mesleğini öğrendiği yıllar olarak tanımlamıştır. Bir dönemde yazıları çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinden siyasi gazetelere kadar pek çok yayın organında yayınlandı. Kanser teşhisi konan babası İsmail Derviş, 1931 yıl sonbaharında tedavi için Suat Derviş ile Hamiyet Hanım'ın yanına geldi. Bu dönemde Suat Hanım aldığı teklif üzerine Berlin'in büyük gazetelerinden Tempo'da tefrika edilmek üzere bir harem ağasının hatıraları adlı romanı 15 gün içinde yazdı. Almanca olarak tefrika edilen ve çok ilgi gören eser birkaç ülkeye satıldı. Almanya'dayken Nazizmin ve Hitler'in yükselişine de tanıklık eden Suat Derviş 1932'de fakülteden mezun olmadan Türkiye'ye döndü. Berlin'de bulunduğu sırada Türkiye'de 1930 yılında belediye kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı elde edilmişti. Suat Derviş bu dönemde Türkiye'ye gelerek yeni kurulan Serbest Fırka'ya kaydoldu ve 1930 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul'da Fırka'nın Eminönü bölgesinden aday listesinde yer aldı ve İstanbul'un çeşitli yerlerine seçim propagandası yaptı. Türkiye'de kadınların ilk kez oy kullandıkları bu seçimlerde Serbest Fırka büyük bir yenilgiye uğrayıp kendisini feshetmiş ve belediye meclisine giremeyen Suat Derviş'in aktif siyasetle ilişkisi bu deneyimle sınırlı kalmıştır. Biraz daha 1930'lu yıllara bakalım. Suat Derviş babasının ölümü üzerine 1932'de Berlin'den yurda döndükten sonra baba ailenin başarılı muhabirler arasına girdi. İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara'da çıkan pek çok gazetede yazılar yayınladı. Bir yandan da roman tefrika etmeyi sürdürdü. Daha önce Berlin'de Saraylılar adıyla tefrika edilen bir harem ağasının hatıraları son postada 21 Ağustos 1933 ve 3 Ocak 1934 yılları arasında tefrika edildi. Ardından Onu Bekliyorum, Onları Ben Öldürdüm, Baba Oğul gibi 3 romanını çeşitli gazetelerde tefrika ettirdi. 1935 yılında Uluslararası Kadınlar Birliği'nin İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda düzenlediği Kadın Sorunları ve Barış konulu kongreye katıldı. Kongreye katılan kadınlarla birlikte hem kadın sorununu tartıştı hem de mizah dolu söyleşiler yaptı. 1930'lu yıllardan başlayarak pek çok sokak röportajı yaptı. Röportajları ve daha önce hiç değinilmemiş konulardaki yazıları ilgi uyandırdı. Resimli Ayda çalışmaya başlamasıyla solcu basın dünyasına girdi ve 1936 yılında Son Posta gazetesinde çalışırken Montreux konferansını izlemeye gitti. 1936 yılından itibaren çalışmaya başladığı Tan gazetesinde kadın sorunlarına değindi ve dış ticaret olaylarıyla ilgili haberler yaptı. Bu gazetede çalıştığı dönemde Sovyetler Birliği'ne yaptığı gezi düşünce dünyasını etkiledi. Dönüşünde yayınladığı İstanbul-Moskova-Tahran seyahat notları başlıklı röportaj dizisi kıpkızıl komünist olarak damgalanmasına ve gazeteden ayrılmak zorunda kalmasına neden oldu ne yazık ki. Tan'dan ayrıldıktan sonra gazetecilik faaliyetlerine Haber gazetesinde devam etti. 1937 seyahatini 1939'da Ziraat Fuarı amacıyla tekrarladı. İlk Sovyet gezisini 1937'de tefrika edilen bu roman olan Şeylerin Romanı adlı eser görüşlerindeki değişimi yansıtır. Seyfi Cenap Berksoy, Selami İzzet Sedes, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu. Ardından 1941 yılında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'le yaptığı evlilik ile pekişti. Baraner ve Derviş'i bir araya getiren partinin talebi doğrultusunda çıkarttıkları Yeni Edebiyat Dergisi olmuştu. Çift Türkiye'de toplumsal gerçekçi akımın ilk yayın organlarından sayılan dergiyi 15 Ekim 1940 ve 15 Kasım 1941 yılları arasında 26 sayı yayınladı. Derviş dergide kısa öyküler, fıkra ve eleştiriler yazdı.
Orhan Kemal, Mehmet Seyda, Hasan İzzettin, Dinamo gibi genç yazar ve şairlerin tanınmasına da yardımcı oldu. 1944'te Zeynep İçin romanını yazdı. Aynı yıl Biz Üç Kardeşiz, Fosforlu Cevriye, Çılgın gibi romanları gazetelerde tefrika edildi. Niçin Sovyetler Birliği'nin Dostuyum adlı incelemesinin 1944'te yayınlanmasından sonra gazeteci kimliğiyle hiçbir yerde iş bulamayan Suat Derviş, gerçek ismi olan Hatice Saadet Baraner yerine Takma adlı yazılar yazmaya başladı. Aynı yıl TKP soruşturmaları ve tutuklamaları çerçevesinde eşi Reşat Fuat Baraner'le birlikte tutuklandı. Sorgu sırasında çocuğunu düşüren yazar Reşat Fuat Baraner'in sakladığı ve yasa dışı Türkiye Komünist Partisi'ne katıldığı gerekçesiyle yargılandı. 8 ay tutuklu kaldı. Hapisten çıktıktan sonra büyük sıkıntı çekti. Geçimini sağlamak için Almanca, İngilizce ve İtalyanca çeviriler ve editörlük yaptı. Tiyatro piyesleri ve radyo skeçleri yazdı. 1947'de de Büyük Ateş, 1950'de Yaprak Kıpırdamasın romanları tefrika edildi. 1951'de tekrar tutuklanan eşinin 1953'te yargılanmaya başlaması üzerine kendisinin de tekrar tutuklanma olasılığına karşılık ülkeden ayrıldı. İsveç'teki ablasının yanına yerleşti. Avrupa'da çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yayınladı. Kendisini yurt dışında tanıtacak kitapları kaleme aldı. Bir harem ağasının hatıralarını, başına Afrikalı bir çocuğun köyünden kaçırılması, hazım edilmesi, esirci evlerinde elde edilen gezişine dair bölümler ekleyerek 1953'te Hür Ses gazetesinde yeniden tefrika ettirdi. Zeynep İçin romanını Ankara Mahpusu adıyla yeniden yazdı. Romanı ablası Hamiyet Hanım Fransızca'ya çevirdi. 1957'de Le Prisonnier d'Ankara adıyla yayınlanan eser 18 dile çevrildi ve o kadar beğenildi ki eleştirmenler tarafından Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nden bile daha iyi bulundu. Daha önce yayınlatamadığı Çılgın gibi eserini Fransızca'ya çevirdi. Eser Le Sombres du Yali, Yalının Gölgesi adıyla 1958'de yayınlandı. Reşat Fuat Baraner'in hapisten çıkmasının ardından 1963 yılında Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Takma isimli roman ve hikayeler, çocuk masalları yazdı, tercümeler yaptı. Aksaray'dan Bir Perihan adlı romanı 1963'te Gece Postası'nda tefrika edildi. Fosforlu Cevriye, öğrenci ayaklanmaları ve sert isyanların zirveye ulaştığı 1968'de May Yayıncılık tarafından Ankara Mahpusu ile birlikte yayınlandı. 1968 yılında eşini, 1970 yılında ise ablasını kaybetmesi onu derinden etkiledi. İki gözünde de ciddi sağlık sorunları çıkana kadar yazmaya devam etti. Moskova'da geçirdiği ameliyat sonrası gözlerinden birinin belli oranda düzelmesinin ardından arkadaşı Neriman Hikmet'le birlikte Devrimci Kadınlar Birliği'nin kuruluşunda görev aldı. Derneğin kapatılması üzerine yeniden yazarlığa ağırlık verdi. Sürekli gözaltında tutulan Şişli'deki evini devrimci gençlere açıp onları gizledi. 1971'de evi basıldı. Birçok solcu genci evinde sakladığı ortaya çıkınca tutuklandı. Ertesi sene Fosforlu Cevriye'yi Gülüz Ruri'nin senaryoyu dönüştükten kısa süre sonra şeker hastalığının vücudunda yarattığı tahribat sonucu hastaneye kaldırıldı ve 23 Temmuz 1972'de Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Biraz da onun Fosforlu Cevriye adlı romanından bahsedelim. 1930'larda İstanbul'un Galata semtinde yaşayan sokak kızı Cevriye'nin polisten kaçan bir adama aşıkını konu alan bir romandır. Sade bir dille yazılmış eserde toplumun farklı sınıflarından insanlara yer verilir. Karakolda ayna var, kız kolunda damga var. Gözlerinden bellidir Cevriye'm ve sende kara sevda var olmak üzere 4 bölümden oluşur. 1944-1945 yıllarında tefrika edilen roman 1959'da Fosforlu Cevriye ve 1969'da Bana Derler Fosforlu adıyla filme de alındı biliyorsunuz. Ve 1968'de May Yayıncılık tarafından da kitap olarak basıldı. Yazar romanı 1972'de senaryolaştırıp oyuncu Gülüz
Sururi'ye ithaf etti. Eser 2008'de müzikale dönüştürülüp ve Güli Sururi yönetiminde Ankara Devlet Tiyatroları tarafından da sahnelenmiştir. Evet, dramatik bir hayat öyküsü ve dramatik bir kitap paylaştık bu bölümde. Yeni bir kültür sanat bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın.